محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعمت داعة النصارى Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu te'ala ala, ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Kavadül Akaid yani itikad ehl-i sünnet itikadı dersinde manevi alemde en ziyade kabul görmüş eser, İmam Gazali Hazretleri'nin bu eserinde Rabbimizi tanımaya, tanıtmaya ve onunla ilgili e, sıfatların beyanına devam ediyoruz. E, halk arasında tabii yani şu anda bu Vehhabi ve Selefi akımının da yoğun olduğu bir dönemde yaşıyoruz. E, bunların en mühim tabii, sorunu bu internetlerin çıkmasından dolayı bu pislikler, pis inançlar çok yayılmaya başladı... Onun için bu mübarek kitapta ben tabi içeriğini böyle bilmiyordum. Yani evvelce bizim okuduğumuz, okuttuğumuz bir şey değil. E, ve lakin girdik içine bakıyoruz ki tam yani... bugünkü Nurettin Yıldız Ekolü'nün... işte sufe Mektebi bilmem ne, Suffe şeyleri... şiteleri bilmem nelerini... yani işte... meşhur etmeye, meşru etmeye çalıştığı adamların... fikirleri, kafaları... bütün bunlar yani Selefi akımların... mahsulleri. İşte müçtehitlere tabi olmamak, ulemaya tabi olmamak, kendi kafana göre takılmak, internetten ilim almak, işte allah Teala haşa göktedir diye mekan ısrar etmek, sonra işte buna inanmayanları tekfir etmek, kafir saymak falan filan. E tabi bu tekfirin de sonu, biliyorsunuz IŞİD kafasına kadar gider bu işin sonu. İşte, o kafir, bu kafir, ondan sonra bütün milleti canı helal, malı helal, kanı helal e, bu duruma getirdiler. Şu anda da memlekette tabi bayağı bir artış kaydediyor bu Selefi akım var. Dernekleri var, vakıfları var. Ben 2000 kadar dernek duydum. Yani bir yetkiliden. E bunlara tabi göz yumulması çok tehlikeli. Çünkü bunlar Ehl-i Sünnet akidesini, saf itikadı bozuyorlar ve insanların kafalarını karıştırıyorlar. Bir de Türkiye'dekileri yetmemiş gibi bir de dışarıdan adam ithal ediyorlar. Bilmem Nehan, işte bilmem ne soyadlar Pakistanlılar, bilmem neler. Numan Ali miydi, bilmem neydi işte. E bütün bunlar işte Amerika'dan Amerika'daki mer şeylerde, merkezlerde ne oldukları belli değil. E, adam zaten ilmim yok diyor. E, hiçbir dini ilmim yok olduğunu itiraf eden bir adama... E, ...bizim çarşaflılardan bile giden var. Dinleyen var yani bunlara. E bu adamlar işte bu milleti bir gemiye bindiriyorlar. Nerede indirecekleri belli değil. Bu selefi akımlara karşı... ...yani yetkililerimizi de uyarıyoruz. E, siz Müslümanları da uyarıyoruz çünkü bu selefi akım e, sonunda insanları o kafir bu kafir tekfire gider. Gitti zaten. Suudi Arabistan'dan çıkan Vehhabi ve tekfirci ekolünün e, El-Kaide olduğu, IŞİD'den sonra Daesh olduğunu gördük. Müslümanları kestiğini doğradığını gördük. Bir tane gavurla uğraşmadılar, bir tane İsrail'e yani, dalaşmadılar, bir tane Amerika'yla uğraşmadılar. Hep geldiler ehli sünnet Müslümanları kıtır kıtır kesti bu adamlar. E şimdi bunlar bunlar bu kafada değil demeyin. Allah gökte diyen adamlar bu kafadadır. Allah Teala mekan istat edenler kesinlikle selefidir. Selefi de eşittir Vehhabidir. Tamam mı? Vehhabi de eşittir el sünnet haricidir. Bunlar zincirleme trafik kazasıdır. E, onun için sen Allah Teala niye mekan istat ediyorsun ya? Bu zamana kadar böyle bir şey kim görmüş, kim işitmiş? Allah Teala mekan istat edilir mi ya? İşte burada İmam Gazali Hüccetül İslam. Ondan sonra burada da neler anlatacak şimdi? Güzel dinleyin bu dersi. Herkese de dinletin. Bu dersi mutlaka vaktinde ka dinleyemeyen, kaçıranlar birbirine tavsiye etsinler. Cübelamız.co.tv'ye atılıyor. Efendim YouTube'a atılıyor, her yere atılıyor. Lale gülü sitesine atılıyor. Yani bunu yayın yani. Biz Rabbimizden bahsediyoruz. Biz Rabbimizi tanıtma uğraşıyoruz. Nurettin Yıldız'ın dediği gibi 1400 senedir Allah'ın nerede olduğu belli değil. Onu çözememişler. Böyle bir lafı zerre kadar ilimden nasibi olan bir insan 1400 senedir bunu çözememiş alimler sen mi çözeceksin diyor adama. Böyle bir şey denilebilir mi adama? Allah Teala kendini vasfetmekten aciz mi kaldı haşa? Kur'an-ı Kerim Mevla Teala'yı tanıtmaktan nakıs mı kaldı haşa? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlasını bildirmekten bize tanıtmak için geldi ya. Bize Allah'ını tanıtmak için geldi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 senede tanıtamadı mı bu sahabe? Bu kadar sahabe ve tabiyen, tabi ön, tebe tabi Selefi salihin diyorsun. Selefi salihin ilk 3 asra denir. Yani esas itibariyle tabi bize göre bir 100 sene evveli de Selef-i salihin mübarek zatlar hep var. Hani geçmişimize denir ama hadis e, Efendimiz tılahında Ehl-i Sünnet Selef. E tam Selef. ilk üç asır. Ben de sana şimdi ilk üç asırdan şey anlatacağım sana. İmam-ı Malik koca müştehit e, Selef olamıyor. İmam-ı taberi koca müçtehit. taberi mezhep sahibidir, taberi 300'lü e, lü e, olamıyor, e, selef olamıyor, koca taberi tefsir sahibi, Allame cihan, dünyada ilminde e, kimsenin tartışma yapamaz ya, e, koca hattabi, 300lü yani 300'de bulunan yaşamış insan, selef, e, bunlar selef olamıyor, efendim Nurettin Yıldızlar, bilmem Numan Ali Hanlar, bilmem ne Hanlar, hamamlar, e, bunlar kalkacaklar bize Allah'ımızın nerede olduğu belli değil. İşte bilmem ne internetten öğrenin. Efendim hocaları dinlemeyin. Ya hocaları. ben cübbeliyi dinleyin demiyorum. Aha sana İmam Gazali. İstediğin yeminli tercümana git. İstediğin Diyanet'ine sor. İstediğin yetkiliye sor. Benim okuduğum şu kitaba verdiğim manada yanlışlık varsa istediğini yap bana. Ama ben aynen ibareyi okuyorum. Mana veriyorum. Ve burada bütün ulemanın ittifakıyla burada dünya kadar alimin ismi geçecek şimdi. Onun için siz benim dinde ilmim yok diye kendi ağzından konuşan insanları nasıl dinlersiniz ya? Din adına ya. Bunlara hizmet edenler hezimet ediyor. O soffe miymiş neymiş işte bilmem. 350 tane videosunu çevirmişler. O Numan Alihan denen adamı. Hocaları dinlemeyin bilmem kimi dinlemeyin. alimlerini internete bakın diyor ya. Ya böyle bir fikir veren insanlara Alimler, alimleri dinlemeli olur mu ya? Sen, alim idi feselü öyle zikri. İn kuntum la Siz bilmiyorsanız zikir eline sorun diyor. Zikir eli, Kur'an'daki zikir eline. Yani ilim elidir. Ben zenni aileyke zikra. Biz sana zikir indirdik. Yani Kur'an. Buradaki zikir tespih çekmek değil. Zikir indirdi Kur'an yani. O da ait. Zikir eline sorun. Yani Kur'an eline. Yani ilmi olanlara soracaksın. Sen bilmiyorsun. Ondan sonra diyor ki, internette ne, neydi belirsiz. Takıl. Efendim. Bu böyle bir şey olabilir mi ya? Sen internetten ilaç alıyor musun? Sen internetten hap alıyor musun? Alıyorsan hap yutuyorsun zaten. Ondan sonra efendim zayıflama haplarıyla mezara gidiyorsun. Doktoruna sormadan. Sen internetten ürün alırken 40 defa o sitenin sağlığına, sağlamlığına soruyor musun, soruşturuyor musun? Bir karttan bir alışveriş edeyim derken 40 kere sorayım yoksa kartın içini boşaltır gider dolandırıcılara. E kartını boşaltırsalar dünyalık bir zarar olur. Ama kalbini boşaltırsalar, imanını boşaltırsalar sen ahirette husrana uğrayanlardan olursun. Kardeşim sana internetten ilim alın, hocalara, şeyhlere bakmayın. E tabii ki her hoca dinlenmez, her şeyhim diye geçinen dinlenmez. Biz onu söylemiyoruz. Biz kaynak vererek, asana kitap, asana ibare, asana metin, asana tercüme, asana şerh. İmam-ı Zebidi, Allame-i Can, Murtaza Zebidi yani. Bundan büyük allame yok kendi döneminde. <laughs> böyle böyle kafanı kırar bir cildi. O on cilt Tacül Arus yazmış yani. E, İhya Ulumüddin'e on cilt şerh yazmış yani. Sen İmam-ı Zebidi'den haberin var. İmam Zerruk. Ta 800'lü 9 İmam Zerruk. Büyük muaddis. Büyük allame-i cihan. Yani biz bunların şanı şerlerinde okuyoruz. İmam Gazali. Hüccetül İslam. İslam'ın delili yani. Sen ne konuşuyorsun? Ben ne anlatıyorum ya? Onun için bu dersi mutlaka dinleyin ve dinletin. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, İmam Gazali Hazretleri itikatta beyan ediyor. Ve ennehu Allahu Teala şüphesiz ki müstevin şimdi evvela metin okuyacağım. Sonra şehre geçeceğim. Çünkü metini direkt okumayınca biraz mevzular dağılıyor. Metne mana vereceğim. Sonra da izaha geçeceğim. Tekrar aynı cümle cümle izah geçeceğim. Şimdi metni, metin okuyorum. Ve ennehu teala, <Sessizlik> Allahu teala şüphesiz ki müstevin istiva edicidir. Bak mana verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Müteşabihattandır. Ama Kur'an'da istiva geçiyor. Bak müstevidir. Müstevi istiva edicidir. Bu sıfat Kur'an'da sabit. Bitti. Alel arş, arşa istiva edicidir. Peki. Niye göre? İnanca, arşa istiva ne yani? Bir şey anlamadık hocam ben. Anlamayacaksın zaten. Burada anlamamak anlamaktır. Ne buyuruyor? Alel ve cillezi. O sıfat üzere ki. Kalehu. Kendi ne buyurduysa o sıfat üzere. Kendi ne buyurdu abi? Ben arşa Rahman arşa istiva etti. Sümme Kur'an-ı Kerim'de tam zannetiyorsam, altı yerde geçiyor. Arşa istiva sıfatı. Altı yerde geçiyor. Buna iman vaciptir. Farzdır yani. İnanmayan kafir olur. Arşa istiva sıfatı var. Bitti. Ama ne manada? Kendi buyurduğu manada. Ve bilmanellezi o manada ile ki eradev kendi kastettiği manada. Şimdi kendi kastettiği manada. Ya yani ne diyeceksin? İmam Şafii'nin geçen derste anlattığımız Allah'tan gelenlere iman ettik. Allah'ın muradı neyse o mana üzere iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelenlere iman ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kastettiyse o mana üzere. E niye bunu demeye lüzum var ki? Bu hatta böyledir. Çünkü neden? Muhkematta mesele açıktır. Sakallarınızı uzatın diyor, bıyıklarınızı kısaltın diyor. Bu ne mana kastetti acaba diye yorumam sert değil yani yoruma müsaade edin. sakal yani bir tutamdan e, fazlası, eksiği, i̇şte şuralar alınır mı, boynunun altı bunları konuşursun. Ama sakallarınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın. Ne, ne olacak? Erkeklere e, ipek ve altın haramdır, kadınlara helaldir. Bunu şimdi o ne mana kastetti acaba bilmiyoruz. E, bilmiyoruz onun için altınları takıştırıyoruz. E böyle bir şey olabilir mi? Bu muhkemattır. Sana zaten mevzu söylüyor. Şunu ye diyor, şunu yeme diyor, şu helaldir diyor, şu haramdır diyor. Öyle şeylerde müteşabihat olmaz ki. O zaman herkes Allah ne kastetti belli değil arkadaşlar. Gider Nurettin Yıldız'ın 1400 senedir ne, ne olduğu belli değil dediğine döneriz. Öyle olur mu? Muhkematta öyle bir şey yok. Müteşabihatta var. Müteşabihatta nasıl murad ettiyse öyle. Peki. İstiva etti. Nasıl etti? İstiva yani öyle bir istiva ki. Bak istivayı hep kelime olarak Türkçeleştiremiyoruz. Lügat manasında 8-9 tane lügat manası var. Arap lügatında bir kelime e, yani e, kade oturdu manasına gelir, istekarra yerleşti manasına gelir, istevla, istilat manasına gelir. Bak ben bile kafadan sana şu anda 3-4 tane söyledim. Yani çünkü lügat allamesi değilim. Ama ezberimde kalan kadarıyla açarım kitabı sana 9 tane daha söylerim. Ama şimdi Mevla burada neyi kastetti abi? Neyi kastetti? Neyi kastettiyse arşa istiva etti. Ancak şunu kastetmediği açık. Onu söylüyor. Bir istiva ki münezzehen son derece uzaktır. Asla düşünülemez. Neden? Anil mümahasseti. Temastan. Temas ne demek? Bak bu kürsü. Ben de burada oturmuşum. Burada ben ne var? Temas var. Ha. Şöyle, bu ne bu şimdi burada? Temas var. Haşa Mevla Teala'nın arşa teması, dokunması haşa söz konusu değil. Nereden çıkarıyorsun bunu? Öbür ayetten çıkarıyorum kardeşim. Kafamdan çıkarmıyorum. Vel istikrar. Yerleşme söz konusu değil. Bak ben burada oturmuşum şimdi. Ha, Oturmaktan böyle. Ve temek gün, Yerleşme. Bak burada yer kapladım. Şimdi görüyor musun? Sağımda boşluk var. Solumda boşluk var. Bir mekan doldurdum. Kendime göre. Santimime göre. Temek gün, Haşa. Mekanda yerleşme yok. Ve hülül. Hülül ne demek? Hülül nüfuz etmek. Yani nüfuz işlemek, içine girmek, sirayet etmek. Türkçe'de kullanılıyor bu. Aa, şimdi burada ben ne yapıyorum? Dahil oluyorum bir şey. Ne oldu? Bunu da kapattılar önüme şimdi. Girdim bunun içine şimdi. Dahil oldum. Ne oldu? Sağımda solum, önüm. Burada beni çevreleyen bir e, efendim e, cisimler var. Ben bunların içine nüfuz ettim. Girdim yani. Bunlardan haşa münezzeh Ve Vel intikal. İntikalden de münezzeh Ne demek intikalden münezzeh? İntikal yani şimdi gitmek, gelmek, oturmak, kalkmak, inmek, çıkmak anladın mı? Biz bunlar bize mahsus. Değişkenlik sonradan yaratılanların noksanlık sıfatlarındandır. E çünkü evveli olmayan, ezeli olan bir şeyde değişkenlik söz konusu olmaz. Çünkü değişken demek ki sonunda da yok olabilir. Halbuki evveli olmayan yok olmaz. Şimdi biz devamlı intikal halindeyiz yani. Değil mi? Uçağa biniyorsun bilmem nereye kadar intikal. Buradan kalkıyorum şu iki adım şuraya intikal. Üst kata çıkıyorum intikal. Alt kata iniyorum intikal. Arabaya intikal et. Eh arşa istiva etti deyince arşa intikal etti. Sonra arştan kalktı kürsüye geçti. Sonra kürsüden kalktı haşa ve kella sümme haşa ve kella. İşte yedinci kata indi falan haşa. E böyle şey olur mu? Bunlar İbni Teymiye kafasıdır. İbni Teymiye demedi mi Nurettin Yıldız'ın müştehit dediği adam? O İbni Teymiye demedi mi ki? Efendim Emevi camisinin kürsüsünde, minberinde inerken Allah benim böyle indiğim gibi iner diye haşa ve kella. Millet kalk daha ya sen ne konuşuyorsun ya. Kaç kere hapsettiler, şey ettiler. Söz de bir daha demeyeceğim, etmeyeceğim. Takıya yaptı. Yine çıktı, yine yaptı. Bütün kadılar, şeriat uleması ittifak etti bunun hapsine ya. Peki sen bu istivada bunlardan münezzehtir neye göre diyorsun? Leyseke misli şey diye bir ayet var. Arşa istiva ayeti müteşabihtir. Yani manasına kesin hüküm karar verilemiyor. Müteşabih o demek. Peki biz müteşabihi anlarken kime başvuracağız? E, ayet bize söylüyor ki bak. Minhu ayatü muhkemat ve uharu müteşabihat. Kur'an'daki ayetler iki kısma ayrılır. Ayet okuyorum sana şimdi. Ali İmran suresi. Bir kısım ayetler muhkemdir. Manasına delaleti açık. Ehallallahu <laughs> albeya alışverişi helal etti ve haram ve riba faizi haram etti. Bunda bir şey var mı anlamayacak? Manasına delaleti açık. Hurrim <laughs> meytetu kendi başına ölen leş hayvanı yemek size haram edildi. Ve el hınzir <laughs> tomuz haram edildi. Var mı bir şimdi anlamayacak? Bunlar muhkem. Kur'an'ın ekserisi böyledir. Müteşabihat çok azdır. Ne gibi? Elif, lam, mimin. Elif, elifin manası. Elif harftir. E, manası, muradını Allah bilir. Ama tabii ki illa man, Mevla'nın maksadı var ama e, şimdi ben Elif'te şu mana var diyebilir miyim kesin? Harftir. Bu da aynı. Bir kısım ayetler muhkemdir. Ne demek? Manasına delaleti açık. Demin okuduğum gibi. Ve o diğer ayetlerde var. Müteşabihat. Bunlar müteşabidir. Müteşabih ne demek? Manası insanlara karışık gelir. Yani ne demek? insanların kesin anlayıp da istediği müfessir olsun, istediği Allame Cihan olsun, İbn Abbas olsun, en büyük sahabi olsun, kalkıp da bunun manası budur diye net konuşamaz. Manasına delaleti açık değil. Peki bize niye böyle indirdim Mevla? E, i̇mtihan olsun diye yapıyor. Peki biz neye göre bu müteşabilere karışıklık olursa neye göre amel edeceğiz? Hünne ümmül kitap diyor. Manasına delaleti açık olanlar kitabın aslıdır. Kimse müteşabihattan yola çıkıp da ne yapamaz? Açık delaleti açık olan bir hükme ters bir hüküm çıkaramaz. Yani içki haram edilmişken Elif la de helal etti diye kimse hiçbir şey diyemez yani. Tamam mı? Ayette leşeke misli şey Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'a da hiçbir şeye benzemez. Celle Celalu ve lem kufuven ehad her gün kulu Allah okuyorsun. Allah'ın dengi, eşi, benzeri, nazırı, şeriki yoktur. E bu ayetler varken benim gibi indi, benim gibi oturdu, benim gibi kalktı, benim gibi intikal etti, çıktı, indi diyemezsin. Çünkü muhkem ayet diyor ki: Bana bir şey benzemez, ben de bir şeye benzemem. E, zatım zat, kim hiçbir zata benzemez, sıfatlarım hiçbir sıfatlara benzemez. E leyse kemisli şey ve le'ul meselül a'la fi's semavat vel arz. Göklerde en yüce sıfatlar Allah'a aittir. En yüce sıfat. Ne demek bu? E sen intikal senin sıfatın, benim sıfatım ya. Sen gelip de kendi sıfatını mı Allah'a veriyorsun haşa? Onun için biz burada muhkem bakıyoruz. Muhkem de bize ne buyuruyor? Bana bir şey benzemez. Ben de bir şeye benzemem. O zaman arşa İstiva ayeti altı yerde geçiyor. Arşa İstiva sıfatı var mı? Var. Buna iman farz mı? Farz. İnkar eden kafir olur. Ama benim gibi oturdu, benim gibi temas etti, benim gibi indi çıktı diyen de kafir olur. Çünkü neden? Allah'a mahluklarına benzettin. Neyse ki şey ayetini devreden çıkarttın. Ona bir şey benzemez ayetini devreden çıkarttığın için o da kafir olur. Selefilerin bu itikadı. Allah'a benzer isnat ediyorlar. Peki o, burada ehli sünnet ne diyor? Ehli sünnet diyor ki iki tane yolu var burada ehli sünnetin. Bir defa diyor şu kesin. Selefi de halefi de yani ilk üç asır ehli de sonra gelenler hepsi de diyor ki Allah Teala'nın bu istivası kendi murad ettiği mana üzeredir. Yani maksadını kendi bilir. Bütün alimler burada tefsirle hepsini aç. İbn Abbas'tan başla bu zamana kadar bir evi düşüne hepsi ence şunu der. Celalen tefsiri bile en küçük en kısa tefsir devamlı da Allahu a'lemu bi muradi bi zalik yani. Bundan maksadını Allah bilir. Bir defa diyeceksin ki maksadını Allah bilir. Bunu dedikten sonra artık ne diyemezsin? Oturdu kalktı diyemezsin. E peki hoca sen neye göre diyorsun? ki temas etmedi, dokunmadı, intikam Sen onları nasıl tahsis ediyorsun, tenzih ediyorsun? Ha, ben yapmıyorum onu. Kendi zatı diğer ayetlerinde misli yoktur buyurunca biz burada oturmaktan, kalkmaktan, intikalden, mekandan, temekkünden, hulülden, nüfuzdan, sirayetten, duhulden münezzehtir diyebiliyoruz. Neden? Leyse kemisi ayet var elimizde olduğu için. Ama oturduğuna dair, arşı mekan ettiğine dair senin elinde bir ayet, bir hadis yok. Arşa istiva da müteşabi olduğuna göre sen o manayı veremezsin. Ben de diyorum ki Allah ne murad ettiyse o mana üzere arşa istiva etti ben buna iman ettim. Bu selefin görüşüdür. Selef de halef de tenzih eder. Mekandan tenzih eder. Ancak burada halefin yani son 3 asırdan sonraki alimlerin tevil yaptıkları vardır. Neden tevil yaptılar? Çünkü çok yanlış mana vermek isteyen Allah oturdu, yanına da işte onu oturttu, bunu oturttu gibi şeyler çıkıyor. Çıktı rivayetler, uydurmalar, zayıf zayıf da değil, mevzu rivayetler falan. E bunlara göre halef uleması dediler ki bu millet bundan böyle şeyler itikadı bozulacak. Onun için biz bunu tevil edin. E niye göre tevil edeceğiz? Niye göre tevil edeceğiz? Yine ayet hadisten mana çıkaracağız. Çünkü tevil de ben böyle düşündüm diyerek olmaz. Bu düşünceyle bulunacak bir şey değil. Ayet hadise göre. Ne dediler Arşa istivaya Arşa istifa ki arşa hükümran oldu. Yani arşı yönetiyor. Müdebbirul emr <laughs> minessema ile Gökten yere her şey o yönetiyor. Gökten yönetiyor değil. Gökten başlayıp yere kadar, yerin dibine kadar her şeyi o yönetiyor. Onun yönetimi altındadır demektir. Anladın mı şimdi? Bunu anlatmak istiyorum. Yine ayet bu tevilden değil ki. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim'de öyle ayetler var. Ne diyor? <laughs> Ve ceha rabbüke. Rabbin geldi diyor. Kur'an'da. allah Teala gelmez gitmez ya. E şimdi bu Rabbin geldiğine alimler ne diyor? Selef de böyle diyor. Rabbinin emri geldi, hükmü geldi, kazası geldi, kaderi geldi diyor. E kim diyor? İmam Malik de böyle diyor. Rabbinin emri geldi diyor. İmam Taberi de böyle söylüyor. İmam Kattabi de böyle. Bunlar hep selef. Hani selef tevil etmez. Ya kardeşim bu tevil olmuyor ki zaten. Niye tevil olmuyor? Çünkü Rabbin geldi demek, Rabbin emri geldi demek. Niye? E başka ayette de diyor ki Nahl Suresi'nde Allah'ın emri geldi diyor. Şimdi öbür ayet öbür ayeti tefsir ediyor. Şimdi ayetten alarak sen bunu diyebilirsin. Rabbin geldi ne Rabbinin emri geldi. Ya diyeceksin ki mana vermiyorum. Mevla'ya meci sıfatı olduğunu kabul ediyorum. Hiç mana vermiyorum. Tamam. Selamettesin. Mana vermiyorsan selamettesin. Ya da diyeceksin ki tevil. Neye göre tevil? E Allah'ın emri geldi diyor öbür ayette. Eviyetiye bazı ayetler Rabbik. Rabbinin bazı ayetleri geldi diyor. E bu ayetler muhacesinde Anlaşılıyor ki burada Mevla gelmez gitmez. Gelmekten gitmekten münezzeh. Mevla'ya mekan yok, zaman yok. Nereye gidecek gelecek, nereden nereye intikal edecek. Mekan onda geçerli değil yine. O zaman emri geldi, hükmü geldi oluyor. O da nereden çıkıyor yine dikkat et. O da öbür ayetlerden anlıyor ulema. E sen oturduğun hangi ayet? Öbür ayette direkt celese kade, istekarra yerleşti, oturdu. Nerede bulacaksın hangi ayette? O zaman ne göre diyorsun ki bana veriyorsun karşı oturduya? ya? İstiva oturdu demek değil ki. İstivanın kaç türlü manası var lügatta. E burada Mevlana kastediyor. E, Leyse gemisli şey. Bana hiçbir şey benzemezden anlıyorsun ki oturduyu kastetmiyor. Çünkü oturmak, kalkmak sonradan yaratılana masum. Bu kadar basit bir şeyi 1400 senedir kim çözememiş ya? Kim çözememiş yani? Aa anlatıyorum burada. Hamalı da anlıyor, profesörü de anlıyor. Konuştuğum laf ortada. Ayetler, hadisler orada. Delillerim ortada yani. Şimdi... Metinde böyle söylüyor. Ve la yahmilu dikkat et. E şimdi buraya kadar e, delillerimizle beraber metni okudum. Şimdi delillerimizle beraber söyleyelim. İmam Mekki, İbn Ebi Talib el Kayrawani ...Rahimullah hazretleri çok büyük allame bunlar ...Maliki mezhebinde. Diyor ki: "Sümme sevalar Arş'a istivati ne demek? Kudretiyle, azametiyle yoksa mekan olarak değil." Arşa istiva etmesinin manası. Ondan sonra bu kudret ve tazim ve celalet yani yücelik irtifasıdır. Yücelik yani ne değil? Ben size yine demiştim. Yükseklik değil. Yücelik. Ondan sonra intikal bir yerden bir yere çıkmak, inmek şeklinde haşa değerlendirilemez. Şimdi İmam Hattabi, abi, i Sünen sahibi. Selefin Ha babalarından yani en muazzam ulema diyor ki Müslümanlar Allah Teala inna Allah arş Allah arşa istiva etti De, diyorlarsa bunun manası ona demek değil ki muassinle temas etti demek değil ömü temekkinün fi onda yerleşti demek değil ömü hayzün fi ciheti onun bir cihetinde bir yönünde mekan tuttu anlamında değil lakin evbani cem'u halqi yani Mevla buyurmak istiyor ki en son cisim arştır cisimler olarak yaratılmışların en sonu arştır. Arştan öte tamam mı? Yani alemi imkanı ma bu mahlukatta bu dünya aleminde yıkılacak alemlerde kastediyoruz. Arştan öte bir alem yok. Hal böyleyken ben arşında fevkindeyim. Şimdi allah Teala her şeyi yönetiyor mu? Yönetiyor. allah Teala her şeyi yarattı mı? Yarattı. Ama biz ne diyoruz? Köy gökleri yerleri yaratan. Ey arşı yaratan diyoruz. Hiç diyor muyuz? Haşa kelpleri, hınzırları yaratan Allah'ım diye. E kelbi hınzırı kim yarattı? Haşa ben mi yarattım? E kelbi hınzırı da Allah yarattı. Ama ke kelbi hınzırı yaratan diye devam ediyor muyuz? Neden? Gökler, yerler ve arş çok üstün cisimler. Yani bütün alemler yedi kat gökler, yedi kat gökler ve yedi kat yerler var. Yedi kat gökler ne demek biliyor musun? Yani güneş, ay falan bütün bu sistemin içinde. Yedi katın içinde yani. Birinci katın altında mesela olmasa da birinci katıtla sınırlı olmasa da yedi katın içinde bütün felekler, bütün gezegenler, bütün sistem yedi katın içinde. Bu, bu alemi görebiliyor musun? Güneş bilmem kaç yüz kat dünyadan büyük, öbürü bilmem kaç, bir gezegen çıkıyor dünyadan kaç bin kat büyük falan falan. Bunların hepsini toplasan diyor, arşın yanında ne kadar eder diyor, ne kadar eder? İşte efendim Kürsünün yanında ne kadar eder? Mese muhavatıse bu ve aradu ne sebu filkursiye illaki halkatı mülkatı fi ardu felat. Diyelim ki dünyanın en büyük çölü, yani Sina çölü, bilmem ne çölü işte. Dünyanın en büyük çölü, ucu ucuğa gözükmüyor yani. Günlerce sen bir köşesini bulamazsın, bir mezgüm mahal bulamazsın. Bu çöl'e diyor, bir bilya atsan bilya, misket, bir misket atsan, ne kadar gelirse, yedi kat gökler ve yerler kürsünün yanında o kadar küçük. Mel fil arş. O kürsü vesia kürsüyü semaat ve İşte Kur'an kürsü gökleri yerleri kaplamış zaten. Yani nasıl sen daha gökte diyeceksin? Kürsü göğü yeri kaplamış zaten. Allah Teala nasıl kürsünün de mi altına girecek aşağı kelle o zaman? Peki kürsü de arşa göre ne kadar kalıyor? Bak yedi kat göklerin yerlerin bütün alemlerin gezegenlerin efendim bilye kadar kaldığı çöldeki bilye kadar kaldığı kürsü arşın yanında koca sahradaki misket kadar. E şimdi Mevla Teala da ne buyuruyor? Ben arşa istiva ettim diyor. Ne demek? Arşı yöneten benim diyor. Şimdi arşı yöneten anladın mı sen şimdi? Sen şimdi bir belediye reisi kalkıyor diyor ki ben şu beldeyi yönetiyorum. Değil mi? Ama sen şimdi Cumhurbaşkanı için dersen ki ey efendim görelenin göreleyi yöneten. Bizim memleketten bahsedeyim şimdi. Cumhurbaşkanına karşı ayıp olur değil mi? niçin? Ne Görelisi, ne Kirasunlu, ne Karadeniz'i, ne Akdeniz'i. Adam bütün Türkiye'yi yönetiyor Cumhurbaşkanı. Anladın mı şimdi? Sen şimdi bir ilçeyi yöneten dedin mi hürmetsizlik olur. İlçeyi de tabii o yönetiyor dolayısıyla. Her kararlar yukarıdan geliyor yönetimler. Ama sen onun yönetimini söylerken ey Türkiye'mizi yöneten, Türkiye'yi yöneten işte başkomutan diyorsun şudur budur. Sen şimdi başkomutan dediğin adama dersen ki ey efendim Erzurum'daki şu birliği yöneten. Ayıp olmaz mı şimdi başkomutana? Anladın mı? Şimdi Mevla da her şeyi o yönetiyor. Niye arşıya istiva ettiğini yönettiğini söylüyor özellikle? Yani arşı yönetiyorsam sen kimsin diyor. Gökler yerler ne diyor? Amerika Rusya ne diyor? Yani dünyadaki yöneticiler kim diyor? Eynel mülü krallar kimmiş neredeymişler hele bakayım diyor. Bu ne demek? Ben arşa istiva ettim diyor yani. Ha şimdi Arşa istifatı ne demek? Arşı yönete, yönetiyorum demek. Her şeyi yönetiyor ama özellikle arşı söylüyor. Niye arşı söylüyor? En büyük mahluk o olduğu için. En büyük cisim o olduğu için. Arşı yöneten haydi haydi bütün alemleri yönetiyor demektir. Bunu anlamayacak ne var abi? Burada arşa oturuyorum manası çıkabilir mi ya? Haşa ve kella. Onun için ne diyor? Yani ben bütün yarattıklarımdan farklıyım. Arşı bile yöneten benim. Sen bana neyi benzetiyorsun diyor. Bunu söylüyor. İmam Kattabi söylüyor. Onun için biz diyor burada şekil veremeyiz. Ve nefeyne anü tekif diyor İmam Kattabi. el i başlarında imamlarında büyük muaddis ve şarih. En imana o verir hadislere yani. Kattabi dedi mi durursun orada. Diyor ki şekil, şemal, cihet, yön asla olamaz. Niçin? Çünkü leyseke misli şey ona benzeyen hiçbir şey yok diye ayet var diyor. Bu ayet varken biz nasıl oturduk aklıma verelim diyor. Anladım? mı? İmam Kurtubi El müffin fişer sayın Müslim Müslüm'ün şerhini yapmış. Müf müf yani İmam Kurtubi tefsirinde demiyor bunu. O aynı müfessir Kurtubi'den bahs. Kurtubi'ler çok var. Biz müfessir Kurtubi'den bahsediyoruz. Ama müslüm şerhinde söylüyor bunu. Tefsirde değil. Sayfası da var yani. Efendim. Ne diyor? 6. cildin 670. sayfasında söylüyor. Koç, İmam Kurtubi deyince El-Husneyy'nin baş ulemasına. Al Arş diyor Allah Teala taşıyamaz aşağı. Çünkü Allah Teala taşınacak bir şey değil ki haşa. Arş Allah Teala'yı taşıyamaz. Allah Teala cisimlerin istikrarı gibi yani benim şurada yerleşmem gibi ona istikrar edemez haşa. Çünkü neden? Taşınan bir şey mekana muhtaç demektir. Bir şeye muhtaç olan ilah olamaz. Bu kadar. Arş yokken arşı Allah yarattı mı yaratmadı mı? Arş Allah'la birlikte ezeli mi? Haşa. Onu diyen kafir olur. Çünkü halaka arşı yarattı diyor. Değil mi? Halaka semahat ve Gökleri yerleri yarattı diyor. E, yaratılan sonradandır. Sen diyorsun gökte. Nasıl gökte olacak bu zaman? E, gök yokken neredeydi haşa? Anladın mı? İşte bunu da Kurtubi söylüyor. Bütün alimler bu hususta e, beyanları vardır ehl Sünnet'in. Ha ya diyeceksin ki ehl Sünnet'in iki görüşü var. Ya tefviz ya tevil. Selef alimleri tefviz diyor. Tefviz ne demek? Ya bunun manası Allah'a alem diye. İstiva sıfatı var karıştırmayalım. Bu güzel bir şey. E bunu ben e, ben bilmiyorum istivanın manasına desen. İmanına zarar verir mi? Vermez. Daha da kuvvetlendirir. El aczu an idrak idrak. Anlayamadığını anlamak, itiraf etmek idraktır ve imandır diyor Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh. Onun için bunda sorun yok. Bu eslemdir. Çünkü mesela biz Peygamber Musa Aleyhisselam'a inanıyor Davut Aleyhisselam'a inanıyor muyuz? Şuayb Aleyhisselam'a inanıyor muyuz? Şiz Aleyhisselam'a inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Boylarını biliyor muyuz? Tafsilatını biliyor muyuz? Renklerini biliyor muyuz? ne tip olduklarını biliyor muyuz? E, i̇manımıza zarar veriyor mu yani? Keyfiyeti bilmemek imana zarar vermez. Biz Enbiya'ya inanıyoruz. Şekillerini bilmiyoruz yani. Burada da Allah'ın arşa istiva sıfatı var. Müteşabihattır. Mevla buyuruyor ki bunun gerçek manasını Allah'tan başkası bilemez. Ya ayette diyor bunların tevilini manasını diyor. Yani gerçek manasını. Gerçek manası şu demek. Bu budur başka değil. Ne gibi? Allah alışverişi helal etti. Bunun manasını ben de biliyor muyum? Biliyorsun. Sen de biliyor musun? Biliyorsun. Meallere de yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Bunun manası yüzde yüz Allah alışverişi helal ettidir. Doğru mu? Doğru. Bir pay var mı başka manaya? Yok. Ama isteve alel arşta Kimse bunun manası sadece budur, %100 budur diyemez. Diyemeyince ne oldu? Müteşabihat oldu. O zaman ne diyor? Bunun gerçek manasını yani kesin manasını Allah'tan başkası bilemez. E bilemezse sen de diyorsun ki Allah'ın muradı üzere inandım. E bittiyse Müslümanın da yapması gereken bu değil miydi? Bu asla imana zarar vermez. E, efendim tefviz işi. Ancak tevil de Halef ulemasının mezhebidir. Halef demek ilk 300'den sonra diyoruz ama öyle değil. Bakın İmam Malik bin, şey, 179 vefatı. 179 ne demek? İkinci asrın alimi. İkinci asrın. Selefin göbeği İmam Malik. Ondan sonra efendim Süfyan-ı Sevri yine aynı dönemin adamı. İkinci asrın adamları. Yani Süfyan Sevri, İmam Taberi 300'lü, üç 3. asrın müçtehitleri. Ona İmam Süddi. Bunlar hep o da ikinci asır olacak. Yani bunlar selefin en büyük alimleri ve imamları. Şimdi İmam Turtuşi diyor ki, Turtuşi Maliki'nin en büyük alimlerindendir. İmam Turtuşi diyor ki, İmam Malik tevil mezhebini seçmiştir diyor. Koca müçtehit, Ehl-i Sünnet'in efendim, efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor? yeka dünnas yadrubuna ekbad el ibli felacidun alimen aleme alim alim ehli medine felacidun aleme min alim el medine bu hadis-i şerifte yani manen rivayet etmiş oldum biraz ama kelimeleri şey lafzı da bu yani yakındır ki insanlar develerini ciğerlerine vura vura aylarlık aylarca yıllarca yollardan gelecekler Medine aliminden daha büyük alim bulabilecekler. Medine alimi diye tarihte, İslam tarihinde Medine alimi diye lakaplanan tek kişi vardır. O da İmam Malik'tir. İmam Muhammed bile koca müçtehit yani e, umuvatta okumaya falan İmam Malik'e gelmiş talep olmuştur. Koca İmam Muhammed yani Hanefi mezhebinin İmam Azam Efendimiz'den sonraki yani tabi Ebu Yusuf geliyor da Ebu Yusuf'tan sonraki en büyük alimi. İmam Muhammed ki İmam Şafii bile ondan yetişti. Ahmet Nambel e, efendim böyle zincirleme onların hocasıdır yani. İmam Muhammed'in bile hocası şeyhidir, hocasıdır. İmam Malik. Selefin başıdır İmam Malik. İmam Malik de tevil yapardı. Ne diyordu mesela? Efendim, e, Rabbin geldi, onun manası Rabbinin emri geldi diyordu. Tamam mı? Rabbinin emri geldi. Çünkü bunun manası açık diyordu. E, şimdi İmam Turtuşi de onun tevil ehlinden olduğunu söylüyor. Yani mesela, öbür türlü ne diyor? İstiva malum, yani lügatı biliniyor ama Vel keyfu meçhul, keyfiyet meçhuldür diyor. Ne demek keyfiyet meçhuldür? Yani bu Allah'ın istiva sıfatının şekil veremeyiz buna. Oturdu diyemeyiz, kalktı diyemeyiz, yerleşti diyemeyiz, hürletti diyemeyiz. Çünkü bunlar sonradan yaratılanların ihtiyaç sıfatları. Haşa Mevla bunlardan münezzeh. Keyfiyet meçhul diyor. Bu ne demektir? Buna lügat manası verilemez demektir. İstivaya lügat manası verilemez. O da öyle söylüyor. Ondan sonra e, ee, İbn-i Cerir taberi Küllü şeyin halikun illa vecihe Her şey yok olacak Veci müstesna Allah'ın veci Veci kelimesinin lügat manası nedir? Lügat manası yüzdür Bak bunu benim bu rama ne deniyor şu rama? Veci e Allah Teala'ya bizim gibi haşa veci isti, yüz istat miyiz Edemeyiz Peki veciye taberi ne demiş? Taberi, süfyan sevriler Anladın mı? Vesaire Ne demişler? Vecehu zatehu. Allah'ın zatı demektir. Ha insan nasıl ki yüzün, yüzüyle tanılıyor. Kendini tanıtmamak isteyen insana bile ne yapıyorlar? Estetik şeyinde. Ajanlara amacanlara yüzünü değiştiriyorlar. Yüzünü bir değiştiriyor. Adam sonra 20 sene daha yakalanmadan geziyor. Cık, yüzdür insanı şeyden, zatını temsil eden. Allah Teala da burada vecih tabiri kullanıyor. Müteşabihattandır. Allah'ın yüzü olmaz ki aşağı. Bu vecihten maksat nedir? Zatıdır diyor. Bunu Taberi söylüyor. Anladın mı? Böyle mana vereceğiz. E, ondan sonra mesela e, İmam Mücahit İmam Mücahit ya İbn Abbas'ın talebesi yani. Tabi'nin en ulularından. Değil mi hocam? İmam Mücahit tabi'inden. İbn Abbas'ın talebesi. Baş müfessir İmam Mücahit. Bak ne söylüyor ayete bak. Ala mafer rattufi cembillah Cem yan demek. Şimdi benim yanım cembim ne demek? Cembi benim yanım ne demek? şura sağım da yanım oluyor solum da yanım oluyor. Peki ayette ne diyor? Yarın e, kafirler diyecekler ki ben Allah'ın yanında ne kadar kusur ettim geri kaldığım için pişman oldum diyecek diyor. Ayet bu. Zümer suresi diye aklımda. Alâ mâ fi fî Allah'ın yanında. Haşa. E cemb yan demek. Hadi ver mana. İmam-ı Mücahit ne diyor? Fi emriyle Allah'ın emirlerinin yanında çok noksanlık yaptım. Burada emir mahsuftur diyor. Allah'ın emirlerinin yanında diyor. Taberi böyle söylüyor. Sütti böyle söylüyor. Sen nasıl kalkıyorsun da şimdi Allah'ın yanı var diyeceksin ya. Yanı olması için bir mekanda olması lazım. Bu demektir muhtaç olması lazım. Ha, ayetleri selef de tevil ederdi. Öyle hepten te selef tevil etmezdi diye bir şey yok. Ondan sonra İmam Sütti, Süfyan Sevri. Koca Süfyan Sevri. Bu da Taberi tefsirinde geçiyor. 22. cildin 126. sayfasında. Ne diyor mesela şu ayette? Tecribi ayyunina. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gidiyordu. Neyle gidiyordu? Bir ayun ile. Ayun ne demek? Aynın cemi. Ayn ne demek? Göz demek. Ayun ne demek? Gözler demek. E şimdi Allah'ın gözleri mi var aşağı? Bizim gibi. Ha. O zaman Süfyanı süfyan Sevri bile ne söylüyor? Bu şu demektir. mer mer'en minna ve manzarim minna. Yani bizim gözetimimiz altında. Bizim gözlerimizin önünde demek değil. Ya gözetimimiz yani Allah'ın basır sıfatı yok mu? Görme sıfatı. Her şeyi görüyor işte. O gemi de giderken Nuh gemisi altı ay denizin üstünde kaldı. Dünya tufana gark olduğunda onu biz görüyorduk, gözetiyorduk diyor. Yoksa sen şimdi a gün gözler, haşa bizim gibi gözleri var. Cem yan, benim gibi o, oturuyor, yanı var. Allah Allah. E bunu en cahil adam der mi be Müslüman kardeşim ya? Nasıl bunlar bu Vahabiler, bu Selefiler Hocayız diye geçiniyorlar. Hiçbir sene haberleri yok ya. Selefiz diye geçiniyor. Ne Selefi ya? Kurban olsan Selefe. İmam Malik Selef değil mi? Süfyan-ı Sevri, Taberi, Sütti, İmam Mücahit. Bunlar bütün tefsirler, bütün kitaplar, Selefin kitap ilimleri bunlardan bize intikal etti. E sen bu zatların manalarından çıkınca binbazların, cambazların, Useyminlerin, bilmem nelerin, Muhammed İbni Abdülvehhab sapığının, efendim İngiliz ajanlarının, Lawrence'in arkadaşlarının manalarıyla niye bu milleti zehirliyorsunuz ya? Yanlış yanlış işleri millete ya aksatıyorsunuz, yansıtıyorsunuz ya. Haşa ve Allah Teala mekan istat ettiriyorsunuz ya. Yapmayın bunu ya. Yapmayın. Dönün eli sünnete ya. İster tefviz edin hiç mana vermeyin. İster tevil edin. Geçmiş bir ulemanın Kur'an'dan sünnetten yaptığı tevillere itaat itibar edin. Bizim gibi. Ya da tefüz edin. Ben de özelimde tefrizciyim. Özelimde. Ha tefüz edin. Yani Allah muradını bilir. İstiva sıfatı var. Tamam. Gökte denir mi ya? Arşın üzerinde oturdu denir mi? Arşa yerleşti denir mi aşağıya? İşte ben size beyan ediyorum. Ben size doğruları beyan ediyorum. İmam Şehabuddin-i Karafi Hazretleri. i̇mam Malik ne dedi? Şekil burada verilmez. Çünkü diyor Arapların koyduğu lügatlara göre. Bak Arapların vaz lügatlara göre. İsteva ne manasında? İstekarra. Kim dedi? Arabın şu şairi. E Arap'ın bu bir şairinin o istekarra manasında o kelimeyi kullandığına göre Allahu Teala'nın zatı hakkında mana verilir mi diyor. Onun için İmam Malik dedi ki bunun keyfiyeti makul değildir. Yani anlaşılacak bir şey değil demek. Çünkü burada ne var? İntikal var. İntikal ne demek? Bir yerden beri geçiş, gidiş, geliş, iniş, çıkış. Burada ne var? Heyat-ı cismiye var. Ne demek cisim oturdu. Nasıl oturdu diyecek ondan sonra. Bağdaş mı kurdu? Diz üstü oturdu? Ayağını mı uzattı? Zaten aştan aşağı uzattı da diyor bu, bu şerefsizler. Yani bu Vahabi takımı yani. Onda diyorlar ha ayağını da uzattı aşağı. E kardeşim bu kadar da değil. Çüş derler adama ya. E şimdi terabbi mudur, şu mudur, bu mudur? Bunlar allah Teala hakkında düşünülmesi imkansız olan hallerdir. Çünkü cisimlerle alakalıdır sonradan yaratılanlarla alakalıdır. Leyse gemisli şey ayetliyle bunlar reddedilmiştir Kur'an'ın nasıyla reddedilmiştir. Ona benzemez bir şey. Nasıl benzetiyorsun kendinin hareketlerine ya? Evet. Onun için yine geldik İmam Şafii'nin sözüne. İmam-ı Azam'ın sözüne. Biz Allah'a iman ettik. Allah'tan gelen her ayete iman ettik. Muradı neyse ona göre. Müteşabihat hakkında. Çünkü muhkematta zaten muradını biz de anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ettik. Ondan gelenlere iman ettik. Onun murad ettiği mana üzere iman ettik. Tamam. Tevfiz edersen ne ala? Yok tevil edersen tevil caiz. Niye caiz? E çünkü sahabe-i kiramdan da tevil naklediliyor. Müçtehitlerden de tevil naklediliyor. Kimse sana Rabbin geldi derken benim gibi kalktı geldi manası verir mi ya? Hangi alim vermiş yani? Hepsi demişler ki Cihetten, yönden, şekilden, mekandan münezzeh olarak mana verilecek. Ya bu da ne demektir? Kelime telaffuz edilecek, mana tercümeye çevrilmeyecek demektir. Zaten bunun manası budur. Bak ne buyuruyor şimdi daha yanacağız. Belil arşu. Aslında arş ve hemeletu arşı ta taşıyanlar, mahmulüne taşınmaktadırlar. Bir lütfü kudretihi. Onun kudretinin lütfu keremiyle taşınıyorlar. Ya onları ortada bıraksan ne olacak? Arşta düştü aşağı paramparça oldu. İnne Allah yumsiku semavat vel ardentezul. Gökler yerler kaymasınlar diye Allah tutuyor diyor Kur'an'da ya. Ve yumsiku semavat teka alel ardı Allah Teala izni olmadan yani kıyamette izin verecek, gök yere inecek, kıyamet kopacak. izni olmadan gök yere düşmesin diye göğü tutuyorum diyor. Göğü tutan göğün içinde olur mu ya? Tutan tuttuğu şeyin içinde olur mu ya? Gökleri yerleri kaymasınlar diye tutuyorum buyuruyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Anladın mı? Onun için arş sonradan yaratılmıştır. Arş taşınmaya muhtaçtır. Arş al Rahman'ı taşıyamaz. Haşa arş, arş da onun kudretiyle taşınıyor. Arşı taşıyanlar da onun kudretiyle taşınıyor. Ve mekhurune zelil ve mağlubtürler. fi kabzati Allah Teala'nın kabzayı kudretinde yani tasarrufu ve te tedbiri yönetimi altında hepsi eziktirler diyelim tam Türkçesi. Eziktirler, makbur ezik. Yani şimdi şuna bak şuna. Allah Teala tutmasan arş mı durur, gök mü durur? Ayette söylüyor göğü yeri tutuyorum diyor da. E şimdi gökleri yerleri kürsü kaplamış. Kürsüyü kim tutuyor ya? Kürsü, kürsünün altında Allah nasıl olacak aşağıya? Onun için şimdi mesela arşı taşıyanlar var. Ben bunlara soruyorum. Ben bunlara şaşırıyorum. Hiç mi ayet okumamışlar? Ve yahmilu arş rabbike fevqa yevmeydin semani. Bu ayet kerimesinde El Hakka suresinde efendim 17. ayet kerimesi ne buyuruyor? Arş Rabbinin arşını kıyamet günü 8 melek taşıyacak. İşte hadis-i şeriflerde diyor ki şu anda dört melek taşıyor. Onların sıfatları, isimleri de zikrediliyor. O güçleri, kuvvetleri. Arşı taşımak ne demek ya? Arş onların boyunlarında biliyor musunuz? <laughs> Yedi kat yerler dizlerine geliyor. Arş da boyunlarına geliyor. Yedi kat yer neresi? Buradan dünyayı geç. Birinci kat sema 500 senelik mesafe. Yedi kere 500 koy. 500 senelik mesafeler. Oradan kürsüye çık. Oradan arşa çık. Ta arş da o dört meleğin boynunda şimdi. Hani sen onu hadise kabul etmesen bile mahşer günü arşı sekiz meleğin taşıyacağı <laughs> ayetle sabit. Yani sen ne inkar ediyorsun? Peki şimdi arşı sekiz melek taşıyor diyelim. Yani taşıyacak. Şimdi de dört melek taşıyor. Tamam. Arşı diyelim sekiz melek ayette sabit. Peki sekiz melek Allah'a nasıl taşıyacak abi ya? Allah Teala arşa yerleştiyse haşa. Arşı kim taşıyor? Sekiz melek. Ne oldu o zaman? allah Teala arşı yaratıyor, melekleri yaratıyor, kürsüyü yaratıyor. Ondan sonra kendini onlara taşıtıyor. Bunu Mevla'ya yakıştırıyor musunuz bir Müslüman olarak ya? Arş zaten taşınıyor. He, Arşı kim taşıyor? Sekiz melek. Melekleri kim taşıyor abi? Ben işini kim ayakta tutuyor ya? Ben efendim ha telefonu ayakta tutuyorum aşağıya. E Beni kim tutuyor? E telefonu kim tutuyor? Elim. Elimi kim tutuyor? Vücudum. Vücudumu kim tutuyor? Ruhum. Şimdi uyusam tak gitti. Ruhum. Ruhumu kim tutuyor? Ruhumu kim yönetiyor? Burada şu kadar bir şey taşımakta. Ruhum devreden çıksa küt aşağı o zaman nasıl oluyor? Arş Allah'a taşıyacak aşağı. Ondan sonra arşı kim taşıyacak? Sekiz melek. Sekiz meleği kim tutuyor ya? Mevla bu her şeyi ben yönetiyorum diyor. Sen hala diyorsun ki arşta oturuyor. Gökte oturuyor ya. Bu yapmayın bunu bir Müslüman yapmaz. Arş taşınıyor diyor İmam Gazali ya. Arş da taşınıyor. Arşı taşıyanlar da taşınıyor. Hepsi Allah'ın kudretiyle taşınıyor. Ve Allah'ın tasarrufu altında ezik durumdalar hepsi. Sen Rahman Teala'yı Yüce Mevlamız'ı nasıl bunlara şey diyorsun efendim muhtaç duruma e, haşa ve kella. Yani düşürüyorsun. Düşürmeye çalışıyorsun. Haşa ve kella. Düşer mi ya? Evet. Onun için itikadımız bu şekildedir. Ve ve fevkal arşi ve sema. Burada kalıyoruz. İnşallah buradan ileri e, bu ders devam ediyor. Çok ilim var daha. Çok ilim var. Çok şer var. İnşallah önümüzdeki derste de bu konular işlenecek Allah Teala'nın tenzihi. Ne kadar noksanlıklardan sonradan yaratılmışlara benzemekten münezzeh kılarsak o kadar büyük adam oluruz. O kadar büyük adam olur. İmanımız o kadar kuvvetli olur. Bu selefileri ne kadar dinlersek imanımızın nuru o kadar söner. Allah muhafaza etsin. Mevlamızın hakkında cahil oluruz. Mevla bizi kendini tanıtmak için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ Cinler insanları bana kulluk etsinler için halk ettim. Ben onlara iş yaptırmak için mi yarattım Allah buyuruyor. İma İbn Abbas ne mana verdi? Liarifun, beni tanısınlar için. Allah'ı tanımayan Allah'a ibadet edemez. Allah'ı tanımayan, sıfatlarını bilmeyen Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu dediği gibi, Meryem validemize eşi dediği gibi Allah'a haşa sövmüş olurlar, hakaret etmiş olurlar. Bugün Allah'a baba diyenler var. Bugün Allah'a gökte diye parmağını kaldıranlar var. Tamam mı? Dua için kaldırabilirsin şehadet parmağını. Dua için. elinde kaldırıyorsun, parmağında kaldırıyorsun. Dua. Gökler duanın kıblesidir. Sen Kabe'ye dönüyoruz namazda. Bu tarafa doğru. Kıbleye. Allah kıble de, cihetinde midir? O, o o tarafta mı duruyor? Haşa. Onun için göğe de elimizi kaldırıyorsak gökte değil ki yani. Namazda durduğumuz tarafta mı yani? Bu kadar anlayışsızlık olabilir mi? Onun için... Beni tanısınlar için yarattım diyor. Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi bu mücessime yani Allah'a cisim sıfatları isnat eden İbn Teymiyye mücessimedendir. Zahidül Kevser Hazretleri de söylüyor bunu. Mücessime fırkası, İbn Teymiye ve Selefiye ve Vehhabiye, bu Vehhabi şu anda Türkiye'de bunların işte temsilcileri var. Bunlar mücessimedir. Allah Teala'ya cisim sıfatları istade ediyor. Bunlar Yahudilikten gelme şeylerdi. Çünkü Yahudiler Allah Teala'ya cisim sıfatları istat ederler. Bunlar bozuk inançlardır, bozulmuş e, şerat dinlerin. Yani tahrif edilmiş Yahudiyetten, Nasraniyetten gelen şeylerdir. Müslümanlar, genel manada ehl sünnet Müslümanlar Allah Teala asla cismaniyetten ve cisim sıfatlarından tenzih ederler. Onun için bu dersleri ne kadar dinlerseniz, bu akaid dersi İmam Gazali'yi ne kadar dinlerseniz, zaten sade İmam Gazali ben dünya kadar alimden nakil yapıyorum. Ne kadar dinlerseniz Allah'a o kadar tanırsınız. Allah'a ne kadar tanırsanız o kadar kulluğunuz kabul olur. Yoksa ibadetleriniz boşuna. Allah gökte diyen bir adamın namazı da reddedilir, orucu da reddedilir. Nikahında bile şüphe var. Yani şüphe var çünkü neden? İmanında şüphe olan nikah mı kalır kardeşim? Allah mekandan münezzehtir. Arşa istiva sıfatı var. Kendi kastettiği mana üzere iman ettik. Bitti. Mekana onu indiremeyiz. Çünkü öbür ayetleri inkar olur muhkem ayetler varken müteşabihe kendi kafana göre mana verip de mekanistat istat edemezsin. Hal bundan ibarettir. Ben sizi Allah rızası için bu dersleri dinlemeye, dinletmeye ve el itikadını yaymaya, neşretmeye, davetçi olmaya, tebliğci olmaya ve Türkiye'deki selefi akımlara dikkatli olmaya davet ediyorum. Ve sizleri de imanınızla beraber Allah'a emanet ediyorum. Amin. sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve, ve selleme.